Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün o beklenen video sonunda geldi. O da vlogu çekeceğim sözünü vermiştim. Le Masa videosu vardı. Bu masayı 12.000 izlenme aldı. Bu izlenmede de masanın son durumunu merak edenler oldu. Bu arada da zaten masadan hariç bir de TürkNet videomuz vardı. TürkNet'e başvuru yapmıştım. Deneyim yapacağım. Deneyimden sonra TürkNet'i bırakıp bırakmayacağıma karar verecektim. Şu an evde iki internetim var. Diğer internetim sözleşmesi bitiyor. Bu savaşta TürkNet kazandı diyebilirim çünkü TürkNet hızlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Bu 35 megabitlik paketi kullanıyorum şu an. 20 megabit'e falan düşme durumu hiç olmadı. Hep 35 megabit. Upload hızı ise 3 megabit normalde, ancak şu an pandemiden dolayı iki katına çıktığı için 6 megabitle upload alıyorum. Bunu da zaten bilgisayarda testini gerçekleştireceğiz. İlk olarak masadan başlamak istiyorum. Masayı çok merak ediyordunuz. Masamız bu şekilde. İki tane Premium'un hoparlörü var. Normalde bu 5+1. Ancak iki tane hoparlör kullanıyorum. O bana fazlasıyla yetiyor. Üzerinde bir de Canon E414 yazıcı koydum. Burada da laptopum var. Bunu günlük işler için kullanmak için kullanıyorum. G500 serisi. İçinde Pentium işlemcisi var. Yani bu oyun oynamak amaçlı bir bilgisayar değil. Sadece günlük rutin işlerimizi yapmaya yarıyor bu bilgisayar. Burada da masamızın kenarındaki konsolu görebiliyorsunuz. Bu konsola şu şekilde kitaplar koydum. En alt kısmına kitapları yerleştirdim. Burada da kişisel eşyalarım var, kişisel bakım setlerim var. Makine, parfüm burada. Buraya da genellikle dışarı çıkacağım zaman, yani buradan kolay olması acıyla cüzdanımı falan buraya koydum. Burada da aracımızın anahtarları var. Bunlar yeni aracımızın yeni anahtarları. Buraları çektirecek. Bu yüzden burada şu an kalıyor. Bunları şu an henüz kullanmadım. Burada da hard disk'imiz var. Bu Maxstor'un 1000 GB, yani 1 TB diye geçer. USB 3.0 özelliğine sahip bir hard disk. Çok işime yarıyor bu bilgisayarda. Çünkü benim bilgisayarımda hard disk yok, SSD var. SSD de bana yetmiyor. Bir oyun yüklesek zaten SSD dolmuş oluyor. Bir de burada proteinim de vardı. Protein şu an kullanmıyorum çünkü fazla kilo aldık. Normalde zayıfken kullanıyorduk, az bir miktarda kullanıyorduk. Çok fazla kullanmıyordum. Burada da normal bir klavyemiz. Çok böyle özellikli bir klavye değil. Normal standart bir klavye. Burada ise bir mouse var. Normalde mouse'um Logitech'in kablosuz mouse'unu kullanıyordum. O arıza yaptığı için bu mouse'u kullandım. Burada da benim hediyem. Bu bana hediye alınmıştı. Buraya koydum. Burada bu hediye güzel duruyor masanın üstünde. Gayet hoş duruyor. Kasaya gelecek olursak da kasamız Zalman'ın kasası. Eski bilgisayar, ancak şu an günlük işlerimde, yani oyunları da mesela GTA 5 kaldırıyor mu sorunsa da mesela genelde. GTA 5'i oynattığına göre bütün oyunları, çoğunluk oyunların hepsini oynatıyor. Hiçbir sorun yaşamadım. Zaten ben şu an oyun olarak sadece Valorant yüklü ben bilgisayarda. Valorant oynuyorum. Bu kasa normalde uygun fiyatlıydı, ancak dolardan dolayı fiyatlarında artış oldu. İçerisinde Core i5'in işlemcisi var, 4 çekirdekli. Ekran kartı olarak ise efsane bir ekran kartı var. 7850 ekran kartı, 250 bitlik bir ekran kartı var. Bu ekran kartı zamanın en iyi performans veren ekran kartlarından biriydi. FBS bir üründür. Üzerinde 4 GB RAM var. Soğutuculu. Bu RAM bana yetiyor. Ancak tabii ki ufak tefek bir aksilikler de meydana getirebiliyor. Mesela çoklu bir program açtığım zaman RAM yetmiyor. Yani 8 GB'ı çıkartırsak renderlarımızda da daha iyi bir performans almış olacağız. Bu konsolu biliyorsunuz diğer videoda çalışma masası yapmıştık. Bu masayı burada odada kullanmak çok zor oluyordu ağırlığından dolayı. Ondan dolayı bu konsolu kestim. Buraya ekipmanlarımı yerleştirdim. Aracımızı mesela tamir ederken buradaki ekipmanlarımızı kullanarak rahat bir şekilde ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Burada bir de eski akümüz var. Bu akü için bir projem var. Aracımızın ses sistemi çok güçlü olduğu için ikinci bir aküye gerek duyacak. Bunu ayrı bir videoda size anlatacağım zaten. Masa bir de sallanıyor mu problemi vardı. Masa bu şekilde. Hani çok sallama şeyi yok. Hani ufak bir sallama var. O da bu şeyden dolayı. Şuradaki bağlantıyı yapmadım ben. Burayı çok sormuştunuz bana, buraya bağlantıyı nasıl yaptın diye. Bu bağlantı şurada 4 tane vidası var. Bu vidaları buradan vidaladığın zaman buraya bu sabitleniyor. Ancak ben bunu bu şekilde yapmadım. Çünkü yerini çok fazla değişiklik yapıyorum. Tam daha yeri oturmadı masanın. Burayı çıkartıp, yani taşıması kolay olduğu için montajını gerçekleştirmiyordu. Ama buradan siz bu vidaları yaptığınız zaman, bunu buraya birleştirdiğiniz zaman bu masa kolay kolay sallanmaz. Bir sallanma sebeplerinden birisi de şurada ayaklar var. İnce bir ayak var, böyle çivi bir şeklinde. Gelir, kutunun içinde geliyor. Burada o ayakları çakarsınız, masamız daha sağlam olacak. Bu şekilde sorunsuz kullanabileceksiniz.
Diğer bir şeyse TürkNet'in interneti. Şimdi bunun testine geçelim. TürkNet problemi de çok geldi. Böyle sorular çok sık yöneltildi bana. Abi memnun musun? Yoksa kötü mü? Nasıl diye. Modem olarak ise Kinetic'in AC1200 model bir modemini kullanıyorum. Bu modem ayrıca router olarak da kullanabiliyor. Yani sadece bir servis sağlayıcısına bağlı kalmıyoruz. Mesela şimdi ben bu modemi örnek vereyim. Herhangi bir internet. Mesela ikinci internetim salon tarafında. Bu salon tarafındaki interneti kablosuz menzilini genişletmek istersen bu modem hem menzilimizi genişletmeye de yarıyor. Yani bu double bir modem olduğu için o yüzden tercih ettim. Ve çok fazla yorumlar vardı. Yorumlara bakarak aldım. Özellikleri de gerçekten çok iyi. Ancak şu 4 tane anten olmasına fazla aldanmayın. Çok fazla böyle bir sonuç beklemeyin. Yani böyle çok uzak mesafelere kadar sinyali götüremiyor. Ancak kopma sorunu yok mesela. Şimdi telefonu ya da laptopu bağladığınız zaman herhangi bir kopma problemi olmuyor bu modemde. Sırada ekipmanlar olarak mesela C922 Pro bir stream kameram var. Canlı yayın yapmak için almıştım bu kamerayı. Ancak şu an ekipmanlarımda eksiklikler olduğu için bazı ekipmanları tamamladıktan sonra Twitch'te tam zamanlı olarak yayınlarımızı da gerçekleştireceğiz. Burada bu böyle şu şekilde çektiğimiz zaman uzuyor. Bu şekilde bir uzama aparatı var. Buradan ayar yapabiliyorsunuz. Şöyle yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz. Tripod'a bağlamak istemezsiniz. Bunu söküp bu mesela monitörün üstüne de şuraya mesela buraya da bağlayabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani ekipmanlarım bu şekilde. Premier sistemi bu arada çok kuvvetli bir sistemi tavsiye ederim. Evet, sıra bu bölüme geldi. Bu bölümde de ise ufak tefek tamirat tadilat işlerimi yapmak için buraya bir yer yapacağım. Şuraya bir masa tablası yapacağım. Bu kutu yine burada kalacak. Burada da kaynak makinemiz var. Kaynak makinemi bu şekilde bir düzen yaptım buraya. Bu şekilde tablomuzu yaptım. Burada mesela herhangi bir tamirat tadilat işi olduğu zaman buraya geleceğiz. Rahat bir şekilde işlerimizi pratik bir şekilde yapmaya yarayacak. Çünkü böyle bir yer olmadığı için bizde çok sıkıntılar yaşadım. Mesela halın üzerinde yapmıştım bir keresinde. Arabanın tamir tadilat işlerini yani motorunu rektifiye etmiştik yani. Bu içini temizlerken. Onu derken halıyı batırmıştık bu arada. O yüzden buraya bir tablo yaparsak daha iyi işlerimiz profesyonel bir şekilde olacak. Burada bir de nargilemiz var ancak nargile fazla kullanmıyorum. Nargile zararlı sağlar. Fazla ben de tavsiye etmiyorum. Ancak yani benim de değil zaten nargile de. Hani orada süs olarak kalıyor şu an. Görüntü olarak sadece. Bu tarafa geldik. Şimdi bu tarafı da şu şekilde yaptım. Burada boş bir alan var. Şu anda bu boş alana benim Megane'ın pandizotu var. Bu Megane 2 aracımı sattım. Megane 2'yi satınca bu pandizot boşa çıktı. Bunun içindeki hoparlörü söküp de tabii Tofaş'a bağladık. Bu Megane 2'nin pandizotu. Burada şu anda kalıyor. Tabii ki bunun yeri burası değil. Buraya başka bir şeyler düşünüyorum. Buraya boş bir alanı değerlendireceğim bir şekilde. Burada dolabım var. Burada herhangi yani kıyafetlerim var. Yani hiç fazla bir şey anlatmaya da gerek yok. Bu bölüm ise şuraya mesela bir ufak yine bir bölüm yaptım. Burası ise benim çalışma alanım. Yani spor burada yapıyorum. Genellikle sporu amatör olarak yapıyorum. Mesela kum torbası aldım. Bu kum torbasında amatör olarak boks yapıyoruz. Tabii ki herhangi bir yani bir yere gidip de böyle boks öğrenmedik. Ancak kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Burada mesela iki tane kısa barımız var. Bir tane uzun barımız var. 4 tane de 5 kiloluktan 4 tane de ağırlığımız var. Bu ağırlıklar bana şu an yetiyor fazlasıyla. Çünkü zaten bir tane ağırlık barıyla birlikte 12 kilo geliyor ortalama olarak. Bu kum torbasında bağlamamamın sebebi şurada duvarda tartmıyor. Kum torbası çok ağır geliyor. Normalde 30 kilo ancak bizim duvar tartmıyor. Burayı kırıp bir ufak bir tadilat yapmam gerekecek. Ondan dolayı bu kum torbası taktıktan sonra böyle bir spor antrenmanları yaptığım zaman sizlerle bir video paylaşabilirim. Antrenman videosu yani sadece kum torbasıyla değil ağırlıklarımızla da yaptığımız bir şey olur. Antrenmanımız olur. Bu şekilde bir çalışma yerim var. Yani sadece yani odayı fonksiyonel olarak sadece bir iş için kullanmıyorum. Yani burası spor yeri. Pandemi zamanında gerçekten bu arada çok iyi oluyor. Yani pandemide dışarı çıkamadığım zamanlarda mesela canımız sıkıldığı zaman ne yaparız? Buraya gelir sporumuzu yaparız. Burada ise şu bölüm ise şurada şu bölüm ise mesela tadilat işlerimiz. Bu bölüm ise benim bilgisayarımın render bölümü. Yani hem bir render alıyoruz hem oyun oynadığımız zaman bu bilgisayarı kullanıyorum. Burada
Valorant demiştin oyun olarak. Şimdi bu TürkNet'i de Valorant oyunu oynayarak test edeceğim. Ping sorunsalı var mı diye soracaktınız. Onları da burada size göstermiş olacağım. İlk olarak TürkNet'in ping testini yapalım. Şuradan hemen geçiş yapalım. Speed testten ilk başta speed test. Genellikle speed testi kullanıyorlar. Speed testten şimdi testini yapalım. Hangi modem bağlı? Şimdi diyeceksiniz ki TürkNet bağlı değil demeyin diye. Burada görüyorsunuz servis sağlayıcımız TürkNet. TürkNet'e bastığım zaman burada şimdi göreceksiniz. Bu arada bağlantımız kablolu. Pingimiz gördüğünüz gibi 5 ms veriyor. Şu an 33 megabit upload'ımızı alabiliyoruz. Yani bu 35 megabit'e kadar gerçekten iyi bir upload hızı. Benim hattım 82 megabit'e kadar destekliyor ancak ben şu an bu hız yettiği için gerek duymadım. Gördüğünüz 33.5 megabitlik bir upload verdi. Megabit hız verdi. Şimdi upload testini yapıyor. Upload testi ise 6 megabit'e kadar geliyor. Bu normalde 3 megabit ancak pandemiden dolayı dedim 6 megabit'e kadar çıkıyor. Herhangi bir inme yaşanmadı gördüğünüz 5.74'lük bir megabit hız verdi. Şimdi kendi sitesinden de yapalım. Bu TürkNet'in kendi sitesine girip yapalım bir de ping testini. Ping sorun demişiz. Ping testi. Bu arada bir mouse atla almamız lazım. Şimdi testi başlatıyorum. Bu da TürkNet'in kendi sitesi. Burada da 33.3, 30, hatta 34'e kadar çıktı. Bu arada reklam yaptı. TürkNet'in 120 TL cayma bedelini bizden ödüyoruz diye. Benim zamanımda da vardı ancak ben caymadım. Çünkü 120 TL gerçekten karşılamıyor. Daha fazla fiyat çıkıyor. 500-600 lira gibi cayma bedeli çıkıyor. Ondan dolayı ikinci bir interneti bağlattım. Burada da upload hızını görebiliyorsunuz. Burada da 4.5, 4.5 nokta hızlı bir şekilde yükselme var. 6'ya kadar çıktı gördüğünüz gibi. Yani hemen hemen speed testte TürkNet'in hemen hemen aynı bir testi verdi. Ben şimdi burada Valorant oyununu da test edeceğim. Şimdi sıkmadan direkt Valorant oyununu açayım. Oyunun bir girişini yapalım. Ondan sonra pingimize bakalım nasıl bir ping olduğuna. Şimdi oyuna giriş yaptım. Bilgisayarımız fazla kasmaması için ekran görüntüsü alarak oyunu çekmedim. Dışarıdan çekim yapacağım. Şu an pingimizi görebilirsiniz. 17-18 arasında gidip geliyor. Bu da hafta sonu. Hafta sonu olmasına rağmen ping değerimiz düşük. Diğerlerine baktığımız zaman diğerlerinin hepsinden düşük pingimiz şu an. Yani ortalama olarak 18-19. Yani çok boş olduğu zamanlarda da 10-13 gibi pingleri görebiliyoruz. Ben genellikle Cyper karakteriyle oynuyorum. Cyber karakteriyle genelde B üzerinden rushlama yapıyorum. Eğer adamlar tabii ki B'den gelmezse arkadan dolanma operasyonu gerçekleştiriyoruz. Genelde sevmezler. Görüş sağlıyorum. Ancak şu an tabancayla oynadığım için aynen buradan geliyorlar. Tabancayla oynamayı tam sergileyemediğimden dolayı bu şekilde oynuyorum. Daha sonradan tabii ki öyle arkadan rushlama olayı gerçekleştirmiyorum. Bir kişi aldık, hadi be. Bir kişiyi alabildik ancak diğerini alamadık. Normal silah olsaydı. Şu an sesleri de kapatmadım. Aslında sesleri kapatsam daha iyi olacaktı. Bende zaten mikrofon yok şu an. Normal silah olsaydı almıştık onu yani. Pingimiz 14. Şu an izleme moduna geçtik. Reis karakterini izliyoruz. 14-15 civarlarında. Karakterimiz gidip geliyor. Pingimiz gidip geliyor. Şimdi diğer ikinci yere de geçeceğim. Çünkü bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Bu Oda Vlog olduğu için size gelen soruları cevapladım ben bu arada. Oda Vlog'unda cevaplayacağımı da söylemiştim. Bir el daha oynayacağım. Şu an gördüğünüz gibi pingimiz 16'ya düştü, 15'e düştü. Yani dediğimin dışında herhangi bir problem gözükmüyor yani. Şu an yine 16, 15 bu civarlarda gidiyor pingimiz. Yani önceden 13'tü. Şimdi 16. Bu da hani hafta sonu olduğu için yine çok düşük bir ping oranı bana göre. Şu an silah almadım. Düzgün bir. Tamam. Nasıl olabilir ya? Bu arada mouse'umuz da kötü, ondan dolayı tam oynayamıyorum. Yani bu seferlik bugünlük bu kadar yeter bence.
Oyun oynamam. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir de silah alıp oynasak çok iyi olacak. Şu silahı bir alabilsem, şu silahı alacağım abi, yani yapacak bir şey yok. Ares'i almam lazım. Ares'le oynayanları genelde kızıyorlar ama yapacak bir şey yok yani, başka silah alamıyorum. Diğerlerin hepsi sekiyor. Bu silah en azından adamı oturtuyorum genelde. Şöyle aşağı tuturum. Basıp tuttuğum zaman yukarı doğru sekiyor zaten. Şu şekilde. Yukarı doğru sekiyor. Ondan dolayı biraz daha aşağıda tutuyorum bunu. Bir de ortadan deneyelim. Hep B'yi denedik. Buradan ses geliyor. Buradalar. Bir kişi hadi be. Silah mermisini değiştirdim. Keşke değiştirmeseydim ya. Bir kişi aldım ama. Neyse, bu şekilde. Pingimize de sorun yok. Görüyorsunuz şu an 3 dakikayı doldurdum. 15-16 civarlarında pingimiz devam ediyor.